İpek yolu güzergahının önemli bir merkezi Farab. 8. yüzyılda İslam medeniyetiyle şereflenmişti bu coğrafya. Ali Farabi'nin memleketi. Ve Harzimşahlar devletine bağlı önemli bir bölgeydi. Arslan Baba'nın hemen türbesinin yanı başındaki tarihi şehir kalıntısı Farab şehri. Cengiz Han tarafından yekila yeksan edildiği bir bölge. Cengiz Han burayı yakıp yıkar. Burada taş üzerinde taş kalmaz. Depremler de yıkmıştır burayı. Gayrıhan'ı Cengiz Han yani ticaret amacıyla 500 develi kervanı gönderiyor. Ama Gayrıhan o tüm kervanı soyup yani insanları tümünü öldürüp o kervansarayı kendine alıyor. O da Cengiz Han yani çok sinirleniyor ve Muhammed Harizmşah'ı da aynı bir kervansaraya gönderiyor. Muhammed Harizmşah da onları tümünü soyup kendine alıp tüm içindeki insanları öldürüyor. Ondan sonra Cengiz Han burada ordu gönderiyor. Cengiz Han yekile yeksan etmiştir burayı, yakmıştır bu tarihi şehri ve şurada insan kemikleri, yanmış binalar, kemikler ve müthiş bir mücadele savaşın yapıldığı alan, kemiklerin olduğu yer vahşetin, dehşetin boyutunu gösteriyor. Outstanding encyclopedic scientist. I think you already informed about yeah, this. Yes. Okay. The area consists of the total area is about 20 hectares. Occupies 20 hectares. Yeah. 14. asıra ait yerleri 12. asır. Yani şunlar orijinal mi tamam? Şunlar orijinal. Üstü sadece. Yani şurası orijinal. Şu an kalenin içerisindeki büyük mescitteyiz. Gördüğümüz gibi bu alanın tümü mescit, cami, Otrar, Farab camisi ve duvarlarının bir kısmı orijinal. Otrar şehrinin ilk mescitlerinden, camilerinden birisi. Orijinal sütun duvarları, caminin orijinal duvarları. Elements of this, the top of a mosque, kubba, and other facet elements are located in our museum nowadays. We are keeping this, and here you can see that after reconstruction, the columns, inside columns of the mosque. It showed the mosque was so huge. Also here, also we can see the mihrab hall. This is a direction to pray, yeah? Ve Otrar kentinde caminin, yıkık caminin hemen yanı başında Arapça üzerinde yazıların bulunduğu bir taş ve kitabe. Otrar'da gerçekten duygulanmama geldi değil. İnsan kemikleriyle dolu kale kalıntısı. Yerle bir edilmiş, yakılmış, yıkılmış mescidin o harabeleri. Timur Han'ın 1405 yılında vefat ettiği saray hemen ileride. Tarihi Otrar şehrindeki mimariyi de bu tarihi ev kalıntılarından anlayıp görebiliyoruz. 12. yüzyıldan kalan ev kalıntıları ve ev temelleri Otrar'da